King'in bize sunduğu son tehditten kurtulmak. Ölüm uzaktayken hiçbir şeyden korkmayız. Bizler kılıçlarımızda kan olmadan sadece ve sadece korkuyu biliriz. Bunun için hiçbir zaman kılıçlarımızdan vazgeçmeyiz. Çobanlar Quanlong'a özel bir hediye sunmak için Pekin'de toplanacak. Sadece ellerimiz kana bulandığında... ve korkumuzu yendiğimizde... düşmanlarımızla savaşabiliriz. Bugün buraya bu yüzden toplandık. Düşmanlarımızı daha iyi tanıyabilmek için... ve onlara karşı savaşabilmek için... İhanete uğradık. Seni daha önce de görmüştüm. Beni neden öldürmüyorsun? Giyotinler, King Hanedanlığı döneminde direnişi bastırmak için yürütülen gizli bir operasyondu. Giyotincilerin hepsi Mançurya soyundan geliyordu.
İmparatorluk sarayı ve çevresinin bakımıyla ilgilenen kimlikleri gizli bahçıvanlar olarak görülüyorlardı. Sadakatlerinin korunması için okuma yazma öğrenmeleri yasaktı. Ateşli silahların icadından önce mekanik tetikler kullanılıyordu. Giyotinciler dövüş sanatlarında usta oldukları gibi bu tetikleri kullanma konusunda da birer ustaydılar. Kim emirleri hiçe sayarak ekibi tehlikeye attı? Kim? Ben sadece duruma uygun tepki verdim. Yarınki göreve katılmayacaksın. Hayır. Efendim, onların hatalarından ben sorumluyum. Efendim, Muzen hepimizden daha çok çalışıyor. Bir kadın giyotinci olarak hepimizden daha fazla... Ben doğmadan önce imparator ölmeden bir ferman yayınlamıştı. Kız ya da erkek fark etmeksizin rütbe kişinin çocuğuna devredilir. Efendim! Efendim! Efendim. Çıkabilirsiniz. Lenk burada kalacak. Muzen, sakin ol. Şef olduktan sonra kimse seni azarlayamayacak. Evet baban, öldükten sonra herkes sana itaat edecek. Rahmetli imparator seni buraya gönderdiğinde bu mevkiye girişini hayal etmiş miydin? Giyotinler olmadan ben bir hiçim. Keşke benim oğlum olsaydın. Yarın Muzen'e göz kulak ol. Emredersiniz. Hayatım boyunca seni bekledim. Hadi konuş. Bana ne söyleyeceksin? Seni daha önce de görmüştüm. Kaç yaşındasın? Mançuryalı mısın? Yoksa daha da mı kötüsü? Beni esir aldığını mı sanıyorsun? Gerçekten bu kadar kolay esir alınabileceğimi mi sanıyorsun? Öyle mi diyorsun? Peki ya sen kimsin? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Söyler misin? En düşük sınıftan gelen yalancı bir kahinsin. Senin yalanlarına inanacağımı nereden çıkardın? Sürekli gördüğüm bir rüya vardı. Rüyamda bir adam beni öldürüyordu. Dün akşam kim olduğunu gördüm. O adam sendin. O adam sendin. Beni sen öldüreceksin. Yarın zaten öleceksin. Hayır, hayır. Doğru zaman gelmedi. Yeni cellat sen olmadıkça yarın ölmeyeceğim. Seni şimdi öldürmesen bile yarın idam edileceksin. Hayır, ölmeyeceğim. Çünkü doğru zaman değil. Yoksa bunların ne anlamı olurdu? Beni öldüren sen olmalısın. Evet, olabilirim. Hayır, olamazsın. Çünkü giyotinciler gün ışığında görünemez. Yoksa kendi kendine... kaderim değişecek mi diye düşünüyorsun? Asi kurt ve askerleri vatana ihanet suçundan suçlu bulundu. Ve başları vurularak idam edilmelerine karar verildi. Liderleri idam edildi. Diğerlerine gözdağı olsun. Çok yaşa İmparator King. 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 Çok yaşa İmparator King.
Tam ne kadar? 5 toal. Bu o kadar para etmez. Siz ruhları çalınmış Hun kölelerisiniz. Saldırın! Saldırın!
İmparator Kenan Hong. Hongli'de doğdu. Silahlı birliklerden yardım isteseydik, kurt kaçamayacaktı. Bugün Zulusen benim için artık ölmüştür. Ve artık o öldüğüne göre... Kurdun peşine düşmek en doğal hakkınız. Emredersiniz. Hayatınız imparatorluğa ve gökünce yol arkadaşlarınıza ait. Ben de senin gibiydim. Giyotinlere bir yetim olarak katılmıştım. Giyotinler benim evim oldu. Şimdi her şeyimle sana güveniyorum. Başarabilirsen... Musen'in cesedini bana geri getir. Fırsatını bulduğumuz zaman kadın lider Baylan'ı ele geçireceğiz. Onu Musen'in cesediyle takas edeceğiz. İmparator size eşlik etmesi için Hayud adında bir muhafız görevlendirdi. Bu adama karşı dikkatli olun. Hey, burada mı kalacağız? Bir sorun mu var? Sekiz klandan çocuk topladı. Hepsinin burcu Prens Hongli'nin burcuyla uyumlu. Bunun bize ne faydası olacak peki? Zamanı gelince anlayacaksınız. Ha? Hongli Kanlong, İmparator Yongheng, majesteleri lütfen prense hizmet edecek iki çocuk seçin. Hongli Kanlong, İmparator Yongheng. Bu Zeng Zuan klanından Fei Mu Hai'ydi. Onun burçları, prensimizinkiyle en uyumlu olanlar. Peki, hangisini giyotin eğitimi almak için göndermemizi istersiniz? Haydu, güvenilir ve sadıktır. Haydu, güvenilir ve sadıktır. Onun Hongli için ölmeye hazır olduğu söylenir. Haydu Hongli'nin yanında kalmalı. Giyotin eğitimi için Leng'i görevlendirin. Leng, Haydu, imparatorluğa katkılarınızdan dolayı hatırlanacaksınız. Keşke senin yerine giyotine ben gönderilseydim. Sen çok hassassın. O haydutlara nasıl kardeşinmiş gibi davranırsın?
ipleri aldır çekin. Şunu. Hadi durun. Durun. Aldır şunu. Hadi vurun. Hadi. Hadi. Vurun. Şimdiden kurtum bölgesine girdik. Hayır, bu daha başlangıç. Seni bekliyorum. Hadi, yola kurtum. Devam edelim. Daha hiçbir şey görmediniz. Hadi gidelim buradan. Hadi. Aşağı in. Hey. Aa dostum, onu kuyuya attık. Büyütecek pek bir şey yok. Eğer Musen'i bulamazsak geri dönüp işini bitiririz. Planımızda bu yoktu ama. Sen de bizim planımızda yoktun. Ben sadece görevimi yapıyorum. Hepsi peki bu. Biz ne yapıyoruz? Ekibin bir parçası mı olmak istiyorsun? Ha? Kadına göz kulak ol. Gidelim. Hadi. Biz haydutuz. Biz haydutuz. Wugan bölgesi. Beyaz bir kaplanın Wugan bölgesi. Beyaz bir zırhla gezerim ben. İki kat daha güçlü. Bize çekme atanın ayağını keseriz. Bize zorbalık yapana zorbalık neymiş gösteririz. Bizi burada yaşamaya mahkum edenlerden intikamımızı sonuna kadar alacağız. Dur. Wang Jiang, Yeşil Ordu Merkez Komutanı. Nereden geliyorsunuz? Biz başkentten geliyoruz. Çay tüccarıyız. Peki burada ne işiniz var? Sadece iş için buradayız. Geçmemize izin verin. Hmm. Demek başkentten ha? Ha, tamam. Geri çekilin. Dikkatli olmalıyız. Onlar bizi düşman olarak görüyor. Buraya gel. Kımıldama, yürü. Burada güvende değilsiniz. Hemen tehlikedesiniz. Buradan gitmelisiniz. Buradan gitmeniz gerekiyor. Çok tehlikeli. Hey, kımıldama, yürü burada. Orada. Hadi otur. Hadi. Kımıldama. Orada kal, orada kal. Çekil orada. Hadi, çekil şuradan. Hadi, yerinde kal. Ha? Çiçek hastası, kaçın! Çiçek hastası! Çiçek hastası! Çiçek hastası! Çiçek hastası! Bu
çiçek hastalığı. Ben bunu çok daha önceden biliyordum. Herkesi uyarmaya çalıştım ama kimse dinlemedi. Şansınız varken buradan gitmelisiniz. Buradan kaçın. Hemen buradan gidin. Ama... Liderler patlayıcıların nerede Önce para verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Bakın... Bizden birisini de öldürdüler. Onlara karşı hiçbir şansınız yok. Beni dinleyin. Size gerçeği söylüyorum. Size gerçeği söylüyorum. Buradan gidin. Sen burada. Bırak gitsin. Onun gibi bir adama nasıl güvenebilirsin? Ben sadece adamlarıma güvenirim. Şimdi, bana kadın liderin yerini söyle. Onu öldürdüm ve onunla birlikte adamı da. Yaşadığı bölgeyi ara. Şişan, sen de sınırdaki kabileleri ara. Biri bize saldırırsa iki misli güçle karşılık veririz. Bize tekme atanın ayağını keseriz. Bize zorbalık yapana zorbalık neymiş gösteririz. Saldırırsa iki misli güçle karşılık veririz. Hey, yolu açın. Şunlara bakın. Hırsız. Hayır benim. Kaçın. Hayır. Hey. Çabuk. Dur. Yapma. Yapma. Babama zarar verme. Babama zarar verme. Hayır. Lütfen. Yapma. Babama zarar verme. Yapma. Babama zarar verme. Baba. Lütfen. Yapma. Babama zarar verme. Lütfen. Yapma. Yapma. Vurma. Ona zarar verme. Lütfen. Şeftali çiçekli ilkbahar.
Boka birçok kelimeyi okuyabiliyor. Kardeşlerimi mi takip ediyorsun? Kardeşlerin mi? Peki sen bundan emin misin? Onlara isimlerini yazmayı ben öğrettim. Adı Şeftali Çiçekli İlkbahar mı? Annelerini mi istiyorsun? Lenk, kurtu yakaladıktan sonra yeniden aramıza katılacaksın. 8. ayın 15. gününde silahlı birlikler resmiyet kazanacak. Seni birliğin başına getireceğim. Anlaşıldı mı? Peki ya giyotinler? Merak etme, hallederiz. Majesteleri, lütfen kardeşlerimi bağışlayın. Onlar benim için çok önemli. Onları yok etmem için beni görevlendirmeyin. Babam seni giyotinlere bana hizmet etmem için gönderdi. Senin efendinim, hadi. Size yalvarıyorum majesteleri, yeniden düşünün. Haydu sana eşlik edecek, başarılı olacaksın. Onlar Gonge için çalışıyor. Onların kaderi belli. Biz de majesteleri için. Bu da bizim kaderimiz. Hadi! Hadi Link, bu kadar suratını asma. Söylediklerimi unutma. Bütün gölge oyunları kurt hakkında. Bu ilanları pazar yerinde buldum. Bu bulduğum bütün ilanlar içinde en çok dikkat çeken, ortasında liderlerinin sembolü var. Şuna bak. Ne diyor burada? Üzerindeki desenlere bak. Lenk. Görüyor musun? Şuna baksana, ne diyor burada? Lenk. Üzerindeki desenlere bak, görüyor musun? Okuyamıyor musun gibi davranma bana. Ver şunu. Neden yaktın ha? Lenk, yarın yanımdan ayrılma. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Onu dinleme Lenk, hadi gidelim. Bu kadar insan nasıl öldü? Gerçeği çiçek hastalığından öldü. Doktoru nerede bulabilirim? Sıranın sonu o taraf. Teşekkür ederim. Yarın. Buluşma. Benimle Kızılpınar'da buluş. Başkentte ne gördüm biliyor musunuz? Evlerimiz hala orada. Akrabalarımızın bir kısmı hala orada. Kalabalık pazar yeri hala orada. Her şey tıpkı eskisi gibiydi. Ama ben dizlerimin üzerine çöküp ağladım. Çünkü evlerimiz artık bizlere ait değildi. Ailelerimiz köle olmaya zorlanıyordu. Pazar yeri halkımız için bir idam arenasına dönüştürülmüştü. Şehirde kalanlar ruhlarını kaybetmişti. Birer köle olmuşlar. Ve köle olmayanlar da baş kaldırmaktan aciz durumda. Halkımız artık insan muamelesi görmüyor. Şimdi söyleyin bana, evlerimizi nasıl kaybettik? Onurumuzu, sevgimizi nasıl kaybettik?
İşte şimdi hepsini tek tek geri alma zamanı. İsyan! İsyan! İnsanlığımızdan kalan son kalıntıları da bizden almalarına izin mi vereceğiz? İsyan! 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 Tanrılar yakında öleceğimi söylüyor. Ama ben korkmuyorum. Tanrı'nın huzurunda söz veriyorum ki onun ve halkımın hizmetiyle geçen bu hayatımı bir düşman sonlandıramayacak. İsyan! 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 Senin adın Navar Lev. Lev! Sen bizden birisin Lenk. Lenk, sen bizim gibi değilsin. Yalan söylüyorsun! Kurt! 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 Küçükken birbirimizin saçını örerdik. O günleri hatırlıyor musun? Kardeşlerim için giyotinlerin kurtu yakalamasına izin ver. Yine mi kardeşlerim? Silahlı birlikler ne zaman gelecek? Onlar gelmeden önce kurdu yakalayacağıma söz verdim. Hadi, bana bu seferlik yardım et. Yeşil Ordu Komutanlığı, Vuguan. Hadi. Seferlik yardım et. Herkes dinlesin. İmparatorun emridir. Asi kurt teslim olacak ve diğer liderler idam edilecek. Muhsin'i öldürtecek.
Bayım, bayım, bunu size verebilir miyim? Bu Sue'nun rozeti. Çekil. Hadi. Yaklaşanı öldürün. Hadi. Lank. Ayağa kalk. Sen benim kardeşimsin. Lank. Bana da biraz şarap bırak. Hadi ver. Ver. Çiçek hastalığına yakalananlar her zaman kurda yakın oluyor. Kimse onlara yaklaşmak istemiyor. Onların evleri kurt için ideal saklanma yeri. Saklambaç oynamak istiyorlarsa biz de oynayacağız. Thank you.
Yarın gün batımında Gerica Musen karşılığında Lenk teslim olmazsa Musen idam edilecek. Ve zaman azalıyor. Yarın buluşmaya gitmene izin vermeyeceğim. Gitmek zorundayım. Musen'in babasına onu geri getireceğime dair söz verdim. Hayatını onun hayatı için feda mı edeceksin yani? Hayatımız bizim değil, giyotinlerin yeri devredilene kadar majestelerine. Yarın giyotinlerin kurdu idam etmesine izin ver ve kardeşlerimi özgür bırak. O zaman seninle gelirim. Görünüşe bakılırsa yeterince zorbalığa maruz kalmışsın. Ye. Sanırım hikayem için hazırsın. Bildiğin gibi Hun düğünleri gösterişli, neşe dolu ve eğlencelidir. Günün birinde Zuhang'ın kızının düğün gününde King'in askerleri düğünü basarak Zuhang ailesindeki herkesi tutukladı. Efendi Zuhang, ben sadece bir kitap tüccarıyım. Size ne yanlış yaptım diye sordu. Kaptan ona şunu söyledi. Ming Hanedanlığı adında bir kitap sattın mı? Efendi Zuhang hatırladı. Ming Hanedanlığı hikayesini. Kopyası altı bakırdı. Onlardan çok fazla sattım dedi. Kaptan da ona kitap Ming Hanedanlığı'nın başarılarını konu alıyor gibi görünse de aslında King Hanedanlığı'na karşı bir komplo teorisi içeriyor dedi. Efendi Zuhang kitabı ben yazmadım diyerek masumiyetini savundu. Kaptan da tutuklama emrini kendisinin vermediğini söyledi. Emri imparator vermişti. Düğün kutlamaları bir cenaze alayına dönüştü. Dört büyük oğlunun kellesi vurulacaktı. En küçük oğlu 16 yaşına yeni girmişti. Canının bağışlanması için hakim yaşını bir yaş küçülttü. Babam ve abilerim idam edilecek. Ben yaşamaya nasıl devam edebilirim dedi. Ama ben yaşadım. Tabii hikayem orada sonlanmadı. Bir devlet yetkilisi Zuhang'ın dört oğlunu kurtarmak için askerlere rüşvet verdi. Guo onları nehrin diğer tarafına getirecekken bir grup maskeli adam onları pusuya düşürdü. Giyotinlerin işi buydu. O ay senin baban başkomutanlığa terfi etti. O günü hiç unutmuyorum. Yeni üniformasıyla baban karşımda duruyordu. Abilerimin kafalarına ne olduğunu hep merak etmişimdir. Belki de bunu bana sen söyleyebilirsin. Kafaları ödül, karşılığında satıyoruz hepsi. Tuyang Tapınağı'nda sergileniyor. Hepsi Tuyang Tapınağı'nda. Kelle başına ne kadar alıyorsunuz? 10 tael. 10 gümüş tael. 10. Sadece 10 mu?
Bu doğru mu? Bu doğru mu? Ben öyle bir insan değilim. Değilim. Thank you.
majestelerinin fermanına göre memur Gerija Musen isyancıların lideri Kurt'la işbirliği yapmış ve idam cezasına çarptırılmıştır. Gerija Konge ve diğer giyotinciler de vatan hainliğinden suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştır. İdam cezaları bugün akşamüstü saatlerinde uygulanacaktır. Ne cüretle başkomutanı kelepçelersiniz ha? Gonge, haksız yere acı çektin. Beni suçluyor musun? Bugünlerde insanlar King İmparatorluğunu çağ dışı, yeni gelişmelerden uzak olarak görüyor. İngilizlerinki gibi, onlarınki gibi toplarımız olduğunu bir düşünsene. Majestelerinin topa mı ihtiyacı var? Giyotinler yeterli değil mi? Çember küre, yer küre, hava pompası, makara sistemleri, buhar makineleri. Sence onları inşa etmek zor mudur? Evet öyle. Ama vaz mı geçeceğiz ha? Söyle bana hadi. Peki giyotinleri onlar için feda mı edeceksiniz? Söyler misiniz? Gonge şuna bak. Kütüphanemde King hanedanlığını konu alan yüzlerce kitap var. Benim mirasımda onların arasındaki yerini alacak ve nesilden nesile aktarılacak. Bu kirli dönemin adımı lekelemesine kesinlikle izin veremem. Giyotinler olmadan hanedanlığı nasıl ayakta tutacaksınız? Batılıların Hunları zapt etmek için kullandığı yöntemlere mi güveneceğiz? Başka yapacak bir şey yok mu söyleyin? Giyotinin on adım yakındaki her hedefi öldürdüğünü söylememiş miydin? Silahların menzili bundan çok daha uzun. Toplar hedefi bin adım ileriden vurabiliyor. Majesteleri. Lanet olsun Haydun. Onu öldüreceğim. Şu haline bir bak. Nasıl savaşacaksın söyler misin? Musen bize asla ihanet etmez. Bunu başkomutana bildirmemiz gerek. Artık bir merkezimiz yok. Bundan sonra yapabileceğimiz tek şey kaçmaktır. Mümkün olduğunca uzağa. Ne? Nasıl yani? Artık yok mu? Giyotinler artık kirli bir sır. Biz kirli bir sır mıyız? Bizi onlar eğitti diyorum sana! Bizi onlar eğitti! Giyotin olmaktan başka ne yapabiliriz ki? He? Söyleyin. Lenk! Bunları nereden öğrendin? Başka ne biliyorsun?
Sebebini bilmeden ölmemize izin verme. Bize gerçeği söyle. Haydu ve ben bir ekibiz. Majesteleri için çalışıyoruz. Her şey onun için. Buka! Buka dur! Buka biz kardeşiz! Bırak kılıcını! Neden? Biz hala kardeş miyiz? Hala kardeş miyiz? Söyle kardeş miyiz? Leng. Sen her zaman benim kardeşim oldun. Majesteleri beni giyotinlere gönderdiğinde bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi hepimiz buradan bir an önce gitmeliyiz. Asla geri dönmemeliyiz. Çekilin. Yolu açın. Ya bu ne ama? Ne yaşı bu işim hangi yok fangca? Otur. Sana ilaç bulacağım. Hayır. Burada geri kal. Dön. Geri dön. Kendini kurtar. Yeah.
ben geldim. Sebebini biliyorsun. Ölmeleri gerekmiyordu. Giyotinler kirli bir leke. Majestelerin mirası temiz olmalı. Bu karanlık sayfalar yok edilmeli. Su da benim kollarımda öldü. Ama işimi yapmak zorundayım. Anlıyor musun beni? Buna engel olma. Peki majesteleri, eğer seninle dönmezsem beni de öldürmeni söyledi mi? Majesteleri geri döneceğini umuyor. Hadi öldür. Ne diyorsun sen? O zaman beni de öldür. Efendim beni öldürmeni emretmedi mi? Hadi öldür beni. Senin ruhsuz köle. Hadi! Öldür beni!
Majestelerin mirası temiz olmalı. Söyledi Zubudiye. Niye Zubudiye? Sen bizden birisin. Söylediklerimi unutmayacaksın. Senin adın Lara değil. Söyle, senin adın ne? Bangle. Senin adın ne? Bangle. Yeter. Buyurun ha. Senin adın ne? Benim adım Nalane. İyileştikten sonra öldürebilirsin. Beni niye kurtardın? Çünkü gidecek başka yerin yoktu. Buradaki herkes gibi. Ben de başlangıçta senin gibiydim. Ama yola durmadan devam ettim. Ve burada kendime bir ev, hepimiz için bir sığınak, herkese kapımı açtım. Buna sen de dahilsin.
Artık ne zamana kadar huzur içinde yaşayabileceğimizi bilmiyorum. Kendimden nefret ediyorum. Gidecek hiçbir yerin yok. Ama yalnız da değilsin. Kardeşlerimi öldürttüm. Babanı öldürttüm ama şimdi senden başka kimsem yok. Ne olursa olsun hayatta kalmak zorundasınız. Hepiniz birer suç ortağısınız. Kurtun nerede saklandığını söylerseniz canınızı bağışlarım. Yoksa hepiniz öleceksiniz. Oradaki bebekli olan. Oradaki tepedeki. Dur. Bu dilek ağacı. Yerliler hasadı kutsamak için üzerine kurdeleler bağlıyor. Bu seneki mısırlar çok tatlı. Şimdiye kadarkilerin en tatlıları. Gerçekten çok tatlı. Daha önce böyle bir mısır yememiştim. Ama tatlılığın ardından acılık gelir. Bu bir kısır döngü. Bundan kaçamazsın. Bu hep böyledir. Neden gülümsüyorsun? Gülümseme korkuyu gizleyebilir. Sen benim en büyük korkumsun. Rüyamda beni öldüreceğini görmüştüm. Sonra seninle tanıştık. Bu tanrıdan bir işaret. Birçok insan bana güveniyor. Çok fazla söz verdim. Ama ölümden korkmuyorum. Sadece o gün Baylan saldırıda öldü. O silahlar hayallerimizi, umutlarımızı delip geçti. Çaresizlik içinde onları izlemekten başka hiçbir şey yapamadım. Bir zamanlar kendimden çok emindim. Hayallerimizin gerçekleşeceğinden hiç şüphem yoktu.
Ama silahlı birlik buraya geldiğinde hepsi yok olacak. Şimdi kimi öldürmeliyim? Ming Hanedanlığı. Bu harita oldukça detaylı. Neden bunu daha önce paylaşmadığını merak ediyorum. Hizmetkarınız az önce hatırlattı. Ben de az önce Komutan Van ve Yeşil Ordu askerlerinin Hun soyundan olduklarını hatırladım. Belli dağ patikaları farklı çizilmiş. Gerçekten de doğuştan Mançuryalılardan nefret eden katiller olduğumuzu mu düşünüyorsun? Biz de herkes gibi yaşamak istiyoruz. Çiftlik, iş, kendi geçimimizi sağlamak istiyoruz. Hayalimiz tam olarak bu. Burayı bulmamış olsaydık hala köle olarak yaşıyor olacaktık. İşte onlara vaat ettiğim hayat bu. Herkes için eşitlik. Her gün soğuk ve açlık içinde geçen bir hayat. Peki söyle, sen olsan ne düşünürdün? Ben imparatora hizmet etmek için yetiştirildim. Onun için ölmeye hazırım. Majesteleri, fakat o Hun soyundan geliyor efendim. Onun adı Wang Lei. Oğlumun Hun soyundan gelen bir çocuğun yardımıyla hanedanlığımızı sürdürecek olması ne kadar ironik. Bu kader olmalı. Ben Hun soyundan geliyorum. Diğer tarafın içinde büyüdüm. Onların söylediklerine inandım. Majestelerine hizmet etmek benim kaderim. Hadu ve ben ona hizmet edeceğiz. Majesteleri direnişin olmadığı bir altın çağı başlatmak istediğini söylüyor. Ayrıca giyotinlerin artık öldürmeyeceğini de söyledi. Ben ona inanıyorum.
ve sonuna kadar da onun hizmetinde olacağım. Şimdi rüyalarımda neden beni senin öldürdüğünü anlıyorum. Kaldırmama izin verin. Şerefe! Şerefe! Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Kadınları ve çocukları Güney Patikası'ndan götürün. Erkekler silahlanıp tepede toplansın. Giyotinkel seçme şansım yoktu. Hayatımda ilk kez kendi kararlarımı verebiliyorum. Burada kalacağım ve onları güvenli bir yere götüreceğim. Musen. Bu son giyotin. Ve lütfen onu iyi bir amaç uğruna kullan. Kasabadaki herkesi kurtar. Kimse geride kalmasın. Hazır olduğunuz zaman kasaba meydanında toplanın. Ve güvenli bir yere gidin. Dikkat edin. Bu sizin son şansınız.
Kaçın!沉默被风沙的回应，到底滚烫了谁的爱情？我不敢靠近前世的风景，穿梭了几世的宿命，遥远的驼铃轻晃着伤心，我面无表情，像一口枯井。关于誓言的
种种事情，我不听不信一路安静，我是否只能没有心意江湖飘零。是否就等于永恒？我刀锋偏冷，一次了断一生。故事里的人，你何时转身？荒村孤藤，独自苦等，走天涯，终究一个zaman, doğru yer, doğru adam. Kafamı onlara götür. Bu kan gölünün durması için beni bir Hun'un öldürmesi gerekiyor. Burada gördüklerini gidip ona anlat. Mançuryalılar ve Hunlar eşit olduğunda ikimizin de beklediği günün sonunda geleceğini söyle. Hayatım boyunca seni bekledim. Hadi. Benimle geri gel. Üçümüz hala kardeş olabiliriz. İkinize de Batılı Savaşçısı unvanını veriyorum. Teşekkür ederim efendim. Majesteleri, altın çağ neye benzeyecek? Kurdun sonunu getiren hatanın ne olduğunu sonunda anladım. İnsanlar sadece yiyecek, barınacak bir yer ve barışçıl bir ortama sahip... Bu nasıl bir cüret? Devam et.
İster liderler olsun, ister başka isyancı gruplar olsun. İnsanlar sığınacak yerleri kalmadığında ayaklanır. Altın çağda barış ve refah içinde yaşarlarsa asla ayaklanmazlar. O insanlar sadece adaletsizlik ve eşitsizliğe karşı ayaklanıyor. Majesteleri, eğer bir gün gelir de herkes büyük King hanedanlığı altında eşit olursa, işte o zaman bahsettiğiniz altın çağ başlamış olur. Neden seni dinleyeceğimi düşünüyorsun? Çünkü majesteleri vizyon sahibi bir lider. Söylesene. O günler gelecek mi? Hizmetkarınız o kadar uzun süre yaşamayacak. Rahmetli majestelerinin isteği üzerine giyotinlere katıldığım gün bir giyotin olarak ölmek üzere and içtim. Giyotinler kirli geçmişin izlerini silmek için öldürüldü. Ve şimdi ben geride kalan son lekeyim. Hayatımı majestelerinin ellerine bırakıyorum. Vereceğiniz karara saygım sonsuzdur efendim. Saygıdeğer majesteleri. Yalvarırım. Onu bağışlayın efendim. Lenk bir an kendini kaybedip yersiz bir şekilde konuştu. Çin tarihindeki tüm imparatorlardan daha uzun yaşadı. Hükümdarlığı süresince Mançuryalılar ve Hunlar arasında barış sağladı. Qing hanedanlığı tarihin resmi bir parçası oldu.天真的声音又在回应，
变成了最远的距离，仰望星空，问问自己，谁是我的兄弟？带忘掉哭泣，带怀念欢喜，那披星戴月日子依然熟悉。不相信有绝望，不感觉到犹豫，像亡命的旅程，每天一样继续。广阔的天域里，漂泊了我和你，所有故事发生都在柔情岁月里。风吹过已经响，泪光渐渐清晰，让过去就让它都。来忘掉哭泣，来怀念欢喜，那披星戴月日子依然熟悉。不相信有绝望，不感觉到犹豫，像亡命的旅程，每天一样继续。广阔的天与地，漂泊了我和你，所有故事发生都在柔情岁月里。风吹过已经响，泪光渐渐清晰，让过去就让它懂。